gergin, huzursuz, panik dediğimiz süreç biraz daha sakinleşti. Ama onların en büyük hedefi parasal evrelerle alakalı yaşadıkları gerginlikler hala devam ediyor. Ve yeni oluşturmak istedikleri büyük bir iş anlaşması var. Bununla ilgili de Kasım'da haber bekliyorlar. Bunun sevincini, huzurunu yaşayacaklar. Sağlık konusunda da alerjik olarak boğaz, burun dönemleriyle ilgili biraz sıkıntılar olabilir Koç burçlarının. Ama uzun süredir hasta tedavisi olan, hastasıyla ilgili sıkıntı yaşayan Koç burçlarında hastasıyla ilgili sevinç dönemi yaşayacak. Ve ilişkileriyle alakalı, evlilik ilişkileriyle alakalı sorun yaşayan koçlar için de bir 15 Ekim'den sonra daha sakin, daha verimli süreç yaşanacak. Ama şöyle söyleyeyim, koçlarda uzun süredir ilişki yaşamayan ve her şey çok kötü gidiyor, Emine ablacığım diyen koçlar için biraz daha aşka vakit var. Sabırlı olursanız iyi süreçler yaşayacaksınız. Sizin de ev değiştirmek ya da yenileme gibi fikriniz var koçlar. Hayırlı ve aydınlık dönem Kasım ayı itibarıyla gerçekleşecek diyorum. Boğa burçlarını 15 Ekim'de neler bekliyor diyorsanız, boğalar acayip sinirli, gergin, huzursuz, her şeyi kafaya taktıkları bir hafta yaşıyorlar. O yüzden aman boğaların üstüne gitmeyin, sakin sessiz kalsın istiyorum. Çünkü onlarda iş gerginliği, iş stresi ve her şey inanılmaz derecede maddiyat anlamında da karışık bir dönem yaşadıkları için huzursuzlukları var. Ama şöyle var boğa burçlarının, özellikle geçtiğimiz haftalarda kırgın olduğunuz ve işle alakalı kırgınlık yaşadığınız insanların size özür dileme haftası olacak. O yüzden bunun keyfini çıkartabilirsiniz. Sağlık olarak da sizin kalp ya da damar bölgenizde hassasiyet süreci ve uzun süredir ilişki yaşamayan boğalar biraz daha sabırlı olursanız Kasım size daha verimli ve daha aydınlık olacak. Sizin de evliliğinizle ilgili yaşadığınız sorunlar sakinleşme dönemine girecek, iyi süreçler yaşayacaksınız. Ama iş bekleyen boğa burçları için Kasım ayı gerçekten verimli iş, aydınlık dönem olacak. Hani boğalar işsizse iş dönemi gerçekleşecek diyorum. İkizler burcu için 15 Ekim neler bekliyor diyorsanız, İkizler burcunda sadece çevredeki yaşadığı gergin dostlarıyla alakalı yaşadığı stres onları acayip derecede bunalttı ve kimseyle görüşmek istemiyor ikizler ve yeni büyük iki ayrı iş anlaşması var. Bunun yaşayacağı sevinci yaşayacak ikizler burcu ama yöneticileriyle alakalı çözemedikleri bazı pürüzler var. Bunları iyileştirecek ve yükselişini gerçekleştirecek. Aşk konusunda ikizlerde aslında şöyle söyleyeyim. Aşk istemiyorlar, para, mutluluk en büyük para formatına geçti ikizler. Gerçekten hedeflediği başarıyı sağlayacak. Onlar için 2018 biterken denge ve huzur evresi ve 2019'da sistemi kurduğumuz bir evre yaşanacak. Bekar ikizler burcu için muhteşem bir evlilik yapacağınız insan var. O yüzden evliliğe de hazır olun. Sizde de dizle kemiklerle alakalı yaşayacağınız sıkıntı ön planda olabilir diyorum. Yengeç burcu için 15 Ekim neler bekliyor diyorsunuz? 15 Ekim'de yeni bir iş atama ya da devletle ilgili beklediğiniz evrak kağıtlarla ilgili sürpriz bir Kasım haftasına giriş yapacağız. O yüzden yoğun temponuz var. Kendinizi devlete ispatlama evresindesiniz. Evet, bu hayırlı ve aydınlık olacak. İşinizle alakalı değiştirmek isteyen, konumuyla ilgili yükseliş bekleyen Kasım ayına kadar yengeçler istediğiniz noktanın sevincini yaşayacaksınız ve hayırlı bir iş kapınız söz konusu olacak. İlişkinizle alakalı durgun bir süreç gidiyor. Çünkü kendinizi durgun hissettiğiniz için ilişkiye konsantre olamadığınız gözüküyor. Size de hayırlı bir ilişki dönemi, Kasım'ın ilk haftası ya da Ekim bitmeden doğru insana ulaşma, araç değişikliği yapmak isteyen yengeçler burcu ve şehir değişikliği yapmak isteyen yengeçler için de Aralık'tan sonra net bir karar, farklı bir şehre yerleşme diyoruz ve hayırlı olacak. Sizde de anne sağlığı ve ameliyat söz konusu olabilir. Yengeçler, annenize dikkat edin diyorum. Aslan burcunu neler bekliyor diyorsanız, aslanlar inanılmaz derecede iş stresi, para gerginliği ve her şey alt üst oldu. Hiçbir şeyi toparlayamıyorum. Oradan oraya koş, buradan buraya koş ve hala aynı noktadayım diyen aslanlar için biraz daha mantıkları ön planda olacak ve daha verimli süreç yaşayacağınız evre olacak. Bu da sizin için aralığa kadar dengeleri oturtma, huzuru erme dönemi olacak ve hayırlı olacak. İlişkinizde zaten yolu aldınız, ne istediğinizi biliyorsunuz. Peki evinizle alakalı planlarınız, eşya alma niyetiniz var aslanlar. O yüzden aslanlarda ciddi anlamda güzel ilişki oturtma. Uzun süredir ilişki yaşamayan aslanlar için de aslında sakinlik tercihiniz, bir tatile gitme kafanız oldu. Kış mevsimi dinlenme kafanıza giriş yaptınız. O yüzden sizin de ev almak,
farklı bir şehire yerleşmek isteyen aslanlar için aslında Kasım ayı çok doğru bir karar olacak ve hayırlı olacak. Sizde de kardeşler arasında yaşanan bazı kırgınlıklar biraz geride kalacak. Başak Burcu ile ilgili 15 Ekim neler bekliyor diyorsanız duygusallık, ağlama, inanılmaz içe kapanıklık, hiçbir şey yapmama dönemi başladı sizde. Sizden tek ricam Başaklar, meditasyon, enerjiniz nazar değdi, Yasin okursanız üzerinizdeki enerji değişeceğini düşünüyorum. Ve uzun süredir görüşmek istediğiniz arkadaşlarla ilgili güzel bir değişim ve verimlilik evresi yaşayacaksınız. Ve uzun süredir iş bekleyen Başak Burçlar için de Kasım ayı gerçekten onların ne istediğini bulma, huzura erme dönem olacak, hayırlı olacak diyorum. Sağlık problemi olarak değişik kulak ağrınız ya da şiddetli baş ağrınız olabilir. Uzun süredir de kırgın olduğunuz bir insandan haber alacaksınız ve bunun sanki hiç beklemiyordum, hayırdır diye. Bir de geçmiş ilişkiniz geri dönmek isteyecek Başaklar. Eğer isterseniz tekrar şans verebilirsin ama yok ben Emine abla çok yoruldum, beni yoruyor diyorsanız yeni bir alternatifiniz de olacak. İster bekleyin, ister tercih edin. Teraziler aslında çok stresli ve yoğun bir süreç yaşadılar ve işleriyle alakalı haksızlığa uğradılar. Bununla alakalı büyük bir yasal mücadele başladı ve iş bekleyen terazi burçları için hayırlı bir dönem. Biliyorsunuz ki doğum haftanız. Geçmişi geride bırakacağız. Güzel süreçlere imza atacağımız bir süreç ama siz ilk önce kendi evrenizde geçmişi bir temizlemeniz lazım. Ve yeni büyük bir iş anlaşmanız var. Bu sizin için hayırlı olacak. Ve istediğiniz bir geçmiş bir küs olduğunuz bir arkadaşınızın, erkek ya da kadın arkadaşınızın sizden af dileme dönemi, özür dileyecek ve çok mutlu olacaksınız. Ve uzun süredir arsanız ya da evinizle alakalı satmak istediğiniz bir süreç var. Bunun sevincini yaşayacaksınız yıl sonuna kadar. Ve sağlık problemi gözle alakalı. Gözünüzde gözlük problemi olabilir. Sağlığınızla ilgili dikkat etmeniz gereken süreçler var. Bu sizin için dikkat edin diyorum. Ve ailenizle alakalı bir miras gündemi olacak. Bu da hayırlı olacağını söyleyebilirim. Ve boşanmak isteyen terazi burçlar sonunda muradına erecek ve boşanacaklar diyorum. Akrep burçlarına neler bekliyor diyorsanız 15 Ekim'de. Akrepler aslında mıymıy, yorgun, hasta, bir vücut gerginliği ya da uykudan kalkmak istemiyorsunuz, işe gitmek istemiyorsunuz. Böyle bir huzursuz bir hafta yaşıyorsunuz. Bu 15 gün daha böyle hayatınızın evresinde devam edecek. 15 gün sonra dinamik ve enerjiniz yerine gelecek diyorum akrepler. Ama akreplerin biliyorsunuz ki alıngan ve darılgan dönemi var. Onlarla bu ara çok üstüne gitmeden sakin sakin minnoş minnoş konuşursanız daha iyi dengeleneceğinizi söyleyebilirim. Aşk konusunda da aslında rölantide gidiyor her şey. Ama uzun süredir beklediğiniz bir para hesabınıza giriş yapacak. Panik yapmayın akrepler. Akrepler sizde de dizle alakalı ağrılarınız, varis probleminiz ya da kemik hassasiyetiniz olabilir. Bir de çocuk isteyen akrepler için aslında yıl sonu büyük bir mucize ve onların hanesine çocuk sevinci sağlanacak. Ev değiştirmek isteyen akrep burçlarımız için de 15 gün içerisinde yeni bir eve geçiş ve huzurlu ve bereketli olacağını söyleyebilirim. Yay burçları 15 Ekim'de neler bekliyor diyorsanız, yaylar aslında çok sakin bir hafta yaşıyorlar ve onların yasal ve mahkemesel süreçleri var, miras ve çözülmesi gereken süreçleri var ve uzun süredir evraklarınızla alakalı büyük bir sevinç yaşayacaksınız ve derin nefes alacaksınız. İşle alakalı da aslında yerinizde güzel bir yükseliş ve hayırlı bir süreç ve uzun süredir iş bekleyen yay burçları için artık sürpriz kapıların açılma, onlarda yeni anlaşmalar, yeni süreçler olacak ama aşk konusunda çok şanssızım diyen yay burçları için inanılmaz değişken bir hafta ve onlar için güzel bir başlayacak ilişki ve hayırlı olacağını söyleyebilirim. Ve uzun süredir evle ya da araç almak isteyen yay burçları için yıl sonuna kadar bu karar neticelenmiş ve hayırlı olacak ama parasız yaylara sürpriz bir oluşum, aileden destek ya da hayırlı bir iş kapısı onları rahat edecek. Bir de aşkla ilgili geçmişte öfke duyduğunuz biri varsa o size gelebilir ama ondan bir şey olmaz, bunu unutmayın. Oğlak burçları 15 Ekim neler bekliyor diyorsanız oğlaklarda bir mıymıylık. Aslında mıymıylık demek yanlış olur. Çok yoğun işlerin yarattığı bir stres evresi, stres topu gibi yaylar. O yüzden yaylarda büyük anlaşmalar, yenilikler ve yeni süreçler daha hızlı olacak oğlaklarda. O yüzden oğlakların en büyük değişken noktası nedir? Alınganlığı olabilir. Onun üstüne gitmemeniz lazım. Bir de uzun süredir yeni bir iş anlaşması bekliyorsunuz. Ortaklı süreçte 10 gün içerisinde bu imza devletle ilgili atılacak ve hayırlı olacak. Ve ailenizle alakalı sağlık problemi ve kadınsal bölgesinde sağlık problemi yaşayan biri var. Sağlığına dikkat etsin ve küçük bir operasyon.
ve araçla alakalı değil de evle ilgili komple evdeki eşyaları değiştirmek gibi niyeti olan oğlak burçları için inanılmaz güzel bir ev yenilenmesi olacak, hayırlı. Bir de uzun süredir tedavi gören oğlak burçları için çocuk sevinci ayı başlayacak, hayırlı olacağını söyleyebilirim. 15 Ekim kova burçları neler bekliyor diyorsanız, kovalarda aslında güzel bir işin koltuklarında basamak değişikliği ve bu değişiğin verdiği huzur ve mutluluğu tadını çıkartıyor. Hatta kış tatili kafasına girdi kova burçları ve elindeki aracı satmak gibi bir niyeti var. Hatta evini büyütme gibi fikri olan kova burçları için yıl sonuna kadar araç satılıp büyük bir ev söz konusu olacak ve hayırlı olacağını söyleyebilir. İlişkilerle alakalı da uzun süredir ilişkisiz olan kova burçlarınıza muhteşem bir aşk, verimlilik ve huzur olacak ve evlilik yapacağınız insanla karşılaşma ve ailenizden de hiç ummadığınız bir noktada bir miras gündeme gelecek. Oradan da çok değerli bir para kazanılacak size. Biraz mahkemeyle uğraşacaksınız ama kovalar, eğer sabırlı olursanız sonunda aydınlık süreç var ve yurt dışından beklediğiniz bazı işleriniz var. Bu işler güzel bir süreçte kapınıza gelecek. Sizde de boyun fıtığı ve belle alakalı süreçte sıkıntılarınız olabilir ve uyku probleminiz olabilir. Bunları dengelemeniz gerektiğini düşünüyorum. 15 Ekim yay burçlarını neler bekliyor? Ay, balık burçlarını neler bekliyor diyorsanız, balıklar inanılmaz sinirli bir sistem oturtmaya çalışıyorlar. Para sistemiyle alakalı acayip gerginler. Yeni kurdukları işle alakalı süreçte stresliler ama onların da yapması gereken devletle alakalı bir süreçleri var. Onlar da bir 20-25 gün devletle ilgili yaşayacağı bazı kaoslar ama sonrasında büyük bir ferahlığa ve aydınlığa kavuşacak. Bazı balıklarda evlilik sürprizi var, yenilenmesi gereken süreçler var. O yüzden balıklar ailelerle ilgili bütünleşme, hem eş tarafının hem kendi tarafınızın aileleriyle alakalı çok yoğun bir sürece geçiş yapacaksın. Sizde de bir ev alma gibi ya da yeni bir eve geçme gibi bir fikriniz var. Sanki Kasım bitecek, Aralık ayı yeni bir eve geçiş yapacaksınız. Bu sağlıklı ve hayırlı olacağını söyleyebilirim. Sizin de aslında dil ve dişle alakalı bu aralar bir hassas noktanız olabilir. Balık burçları, sağlığınıza dikkat edin diyorum. Bu haftalık 15 Ekim burç yorumumuz burada sona erdi. Hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.